İnflamatuar bağırsak hastalıkları, kron hastalığı ve ülseratif koliti de içeren bir grup hastalığa verilen isimdir. Bu hastalıkların kesin sebebi ne yazık ki henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Ancak iki hastalıkta uygun olmayan inflamatuar tepki sonucunda kronik bağırsak hasarının ve hayati tehlikeye taşıyan ciddi komplikasyonların ortaya çıkmasıyla gelişir klinik bulgularının ve altta yatan mekanizmalarının çok benzer olmasına karşın bu iki tip inflamatuar bağırsak hastalığının epidemiyolojik ve patolojik farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda da son derece önem kazanır. Şimdi bu iki bağırsak hastalığının patolojisinden bahsetmeden isterseniz öncelikle benzerliklerinden ve risk faktörlerinden bahsedelim. Inflamatuar bağırsak hastalıkları ne kadar benzerdir? Son derece basit gibi görünse de bu sorunun cevabı aslında pek de basit değildir. Neden diyecek olursanız, prevalans ya da belirli bir zaman aralığında bu hastalığa yakalanan kişi sayısı konuma göre çok büyük farklılıklar gösterir. Kırsal ve endüstri açısından çok gelişmemiş ülkelerde ki bu ülkelere örnek olarak Güney Amerika ve Afrika'yı verebiliriz. Daha gelişmiş, endüstriyelleşmiş ve dünyanın şehirleşmiş alanlarına mesela Kuzey Amerika ve Avrupa'ya göre prevalans çok daha düşüktür. Kuzey Amerika ve Avrupa'ya odaklanacak olursak kron hastalığının prevalansı 100 bin kişide 250-300 vakadır. Ülseratif kolitin bu bölgelerdeki prevalansı ise daha düşük olmakla birlikte 100 bin kişi 50-100 vaka arasındadır. Size işin boyutlarını daha iyi anlatabilmek adına Londra'da 8,3 milyon insan yaşadığını ve 100 binde 300'lük bir prevalans bilgisinin 25.000 kron hastası anlamına geldiğini de ekleyeyim. Bakın bu Londra'daki King Üniversitesi ya da Ankara'da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısına eşittir. 100.000 kişide 100 prevalansa sahip ülseratif kolit ise Londra'da bu hastalıkla yaşayan 8.300 kişi bulunduğu anlamına gelir ve bu da Buckingham Sarayı'na gelen günlük ziyaretçi sayısına eşittir. Size videonun başında da söylediğim gibi, inflamatuar bağırsak hastalığının asıl sebebi henüz bilinmemektedir. Yine de bu iki hastalık için bazı ortak risk faktörlerinden bahsedebiliriz. Bakalım şimdi, bunlardan ilki yaştır. Kron hastalığı için hastalığın en çok 15 ila 35 yaş arasında görüldüğünü söyleyebiliriz. Ülseratif kolitinde 15-35 yaş arasında ortaya çıkma olasılığı fazladır. Ancak bu hastalığın yaş aralıkları söz konusu olduğunda bir modal bir dağılıma sahip olduğunu, yani 60-80 yaş aralığında da çok fazla vaka ile karşılaşıldığını, yani insanların bu yaş aralığında da bu hastalığa yakalanma riskini taşıdıklarını eklemek istiyorum. İkinci risk faktörü aile geçmişidir. Bu iki inflamatuar bağırsak hastalığının da genetik bir sebebi olduğunu yani eğer anneniz, babanız, büyük ya da küçük kardeşlerinizde bu hastalık varsa sizin de hastalığa yakalanma olasılığınızın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Kron hastalığı için bu risk %10 olarak biraz daha fazladır. Başka bir deyişle ailesinde kron hastalığı olan birinin bu hastalığa yakalanma olasılığı %10'dur ve bu genel popülasyon yüzdesinden 30 kat fazla olan bir yüzdedir. Aile geçmişi ülseratif kolit için de önemlidir ancak kron hastalığında olduğu kadar büyük bir yüzde yerine burada söz konusu olan olasılık yüzde 2'dir. Ailesinde ülseratif kolit hastalığı olan birinin bu hastalığa yakalanma olasılığı yüzde 2'dir ve bu da genel popülasyon yüzdesinin 10 kat fazla olan bir yüzdedir. Bu risk faktörlerine ek olarak kron hastalığı için sigara içmek ve daha önce de bahsettiğimiz gibi şehirleşmiş alanlarda yaşamanın risk faktörü olduğunu biliyoruz. Üseratif kolit için de risk faktörü olarak yağ tüketiminin fazla olması, salmonella ya da kampilobakter enfeksiyonlarını sayabiliriz. Salmonella ve Campylobacter enfeksiyonları gastrointestinal sistemde meydana gelen enfeksiyonlardır. İnflamatuar bağırsak hastalığı hakkında genel bilgi edindikten sonra, şimdi de Kron hastalığının ülseratif kolitten ayrılması açısından da çok önemli olan patolojik farklılıklardan bahsedeceğim. İnflamasyonun meydana geldiği yerden başlayacağız. Medikal terimleri yani kullanılan kelimeleri biraz daha detaylı inceleyecek olursanız hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ancak Crohn hastalığı, hastalığı 1932'de keşfeden Burrell Bernard Crohn'a atfen isimlendirilmiş olduğundan ismine bakarak bu hastalık hakkında çok da fazla bilgi edinmemiz mümkün değil. Ülseratif kolitte ise kolit kelimesindeki it, inflamasyonu, kol ise kolon yani kalın bağırsak simgeler. Bu da ülseratif kolitin, kalın bağırsaktaki ülseratif ya da inflamatuar ülser olduğu anlamına gelir. Kalın bağırsak, gastrointestinal sistemin bu kısmıdır. Ülseratif kolitte lezyonlar rektumda başlar ve daha sonra kalın bağırsağa doğru ilerler. Koliti olan insanların %50'sinde rektumda başlayan ve sigmoid kolona doğru ilerleyen inflamasyon görülür. Kalın bağırsağın bu kısmına sigmoid denmesinin sebebi buranın bir S harfine benziyor olmasıdır. Ülseratif koliti olan hastaların %30'unda subtotal kolit görünür. Bu da inflamasyonun rektum ve sigmoid kolonun dışında inen ve transvers kolonda da görüldüğü anlamına gelir. Subtotal denmesinin sebebi total olmaması yani tüm kolonda görülmemesinden kaynaklanır. Hastalığa yakalananların son yüzde yirmisinde ise total kolit yani tüm kalın bağırsağı etkileyen inflamasyon görülür. Hastalık bu vakalarda çıkan transvers, inen, sigmoid kolon ve rektumu yani kalın bağırsağın tamamını etkilemektedir. Kron hastalığındaki inflamasyon ise ağızla anüs arasında herhangi bir yerde olabilir. Ancak ülseratif kolitte olduğu gibi aralıksız değildir. Bunun kron hastalığındaki inflamasyonun terminal ileum yani ince bağırsağın sonunda ya da buradaki gibi kolonda olabileceğini düşünebilirsiniz. İnce bağırsağın başka bir bölümünde, yemek borusunda ve ağızda ancak gördüğünüz gibi inflamasyon aralıksız değildir gastrointestinal sistemde inflamasyon görülen alanın yanında sağlıklı dokular da bulunabilir bu yüzden yani bağırsakların normal kısımlarını atladıkları için bu yaralardan atlayan yaralar olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz kron hastalığında inflamasyonun en sık görüldüğü yer terminal ileum yani ince bağırsağın, sonudur. Bunu kalın bağırsak takip eder. İnflamasyonun konumu yanında kron hastalığı ile ülseratif kolitin mikroskopik patolojisi de farklıdır. Ekranda bağırsağın bir segmentine ait duvarı görüyorsunuz. Burası besinlerin içinde ilerledikleri ve emilimin gerçekleştiği yer olan bağırsaklarımızın içidir. Bağırsak duvarının çeşitli katmanları vardır. Barsağın iç kısmına en yakın olan tabakanın adı mukozadır. Bunun altında sup mukoza ve sup mukozanın altında da besinin ilerlemesini sağlayan kas liflerine sahip olan musküleris externa bulunur. Daha önce de söylediğim gibi, inflamatuar bağırsak hastalığına sebep olan şey tam olarak bilinmemekle birlikte bu hastalıkların genetik bir kökeni olduğu varsayılmaktadır kalıtımsal ya da aile geçmişini anlatırken bahsettiğimiz gibi. Ancak genetik kökenin ya da eğilimin tek başına yeterli olmadığını da bilmelisiniz. Hastalığı tetikleyen bir etken olması gerekmektedir. Ve hastalığın sebeplerinin tam olarak anlaşılmamasıyla kastettiğimiz şey, tetikleyen bu etkenin ne olduğunun bilinmemesidir. Bu Kalın ve ince bağırsaktaki normal bakteriyel floranın kompozisyonunun bir şekilde değişmesi ya da salmonella ya da kampilobakter gibi gastrointestinal sistemdeki bir enfeksiyon olabilir. Genetik eğilim çevresel tetikleyici unsurla birleştiğinde bağışıklık sistemi gastrointestinal kanala saldırmaya başlar. Mekanizmanın şu ana kadar olan kısmı kron hastalığı ve ülseratif kolit için aynı. Ancak zaman içinde bağırsak duvarındaki hasar mikroskobik seviyelerde farklılıklar göstermeye başlar. Hemen bir göz atalım mı? Şimdi soldaki resim bir Kron hastasına ait. Burada da ölçeğin dışında çizilmiş iki tane hücre var. Biri makrofaj, diğeri ise nötrofil. Makrofaj ve nötrofiller bağışıklık sistemi hücreleridir. Ancak Kron ya da ülseratif kolit hastalarında bağırsak duvarına saldırmaya başlarlar ve verilen bu inflamatuar cevap zaman içinde bağırsak duvarında hasar oluşturur. Kron hastalığında inflamasyonun zaman içinde bağırsak duvarının 3 katmanına da etki edeceğini görebilirsiniz. Bundan transmural inflamasyon olarak bahsedilir. Transmural kelimesi Latince'de duvarı geçen anlamına gelir. Bağışıklık hücrelerinin sebep olduğu bu hasar yanında farklı bir bağışıklık hücresi bağırsak duvarına geçer. Bu hücre lenfosittir. Bunları çizimde mavi noktalar olarak gösterdim. Lenfosit infiltrasyonu sonucu transmural inflamasyon. Bunlara ek olarak zaman içinde bağışıklık sistemi bir başka mikroskopik lezyonun oluşmasına sebep olur. Ve bu da kronik inflamasyonun bir göstergesi olan kazeifikasyon göstermeyen granuloma olarak bilinir. Nötrofil ve makrofajlar ülseratif kolitte de bağırsak duvarına hasar verirler. Ancak bu durumun mikroskop altındaki görünümü biraz farklıdır. Ülseratif kolitteki inflamasyon, kron hastalığında olduğu gibi bağırsak duvarını geçmez. Sadece mukoza ve submukoza da görülür. Bundan da mukozal ve submukozal inflamasyon olarak bahsedilir. Transmural inflamasyonla mukozal ve submukozal inflamasyon, kron hastalığı ile ülseratif kolit arasındaki en büyük patolojik farklılıklardan biridir. Bu lezyonlar zaman içinde kötüleşerek farklı komplikasyonların oluşmasına sebebiyet verirler. Bu komplikasyonlardan bazıları iki inflamatuar bağırsak hastalığı içinde aynı iken bazıları hastalığa özgüdür. E bunlardan da bahsetmemi isterseniz ee, bahsedeceğim komplikasyonlardan ilki apsedir. Bu inflamasyon ilerledikçe bu şekilde çevresi kalın bir tabaka ile kaplı bir şey oluşur. Ve eğer bu cep diyelim içinde bakteri barındırıyorsa zaman içinde infekte olup apseye dönüşür. Bu apseler hem kron hastalığında hem de ülseratif kolitte karşılaştığımız durumlardır. Bu hapseler çoğu zaman çok da ciddi olmayan ateş harici herhangi bir belirtiye sebep olmazlar. Ancak herhangi bir sebeple patlar ve içlerindeki enfekte sıvı dışarıya akarsa, peritonit adı verilen son derece ciddi ve yaşamı tehlikeye sokabilecek bir komplikasyonun ortaya çıkmasına sebep olurlar. Bu hapseler teşhis edildiklerinde, Damar içi antibiyotik ya da drenaj yolu ile tedavi edilirler. Tedavi edilmeleri, patlamaları ya da peritonit tehlikesinin de ortadan kalkması anlamına gelir. Kron hastalığında daha sık karşımıza çıkan patolojik komplikasyonlardan bir diğeri de fistül olarak bilinir. Bunun bir kron hastasına ait olan ince bağırsağın lezyonlu bir kısmı olduğunu düşünün şimdi. Bu kısım eğer karın boşluğundaysa bağırsağın farklı bir kısmına temas ediyordur temas ettiği kısım kalın bağırsak olabilir. Hastalık sonucu oluşan inflamasyon zaman içinde iki yapı arasında bir tünel oluşmasına sebep olacak kadar kötü bir hal alabilir. Bu da bağırsağın bir kısmının lümeninin diğer kısmının lümeniyle doğrudan bağlantılı olması anlamına gelir. Ve bu tünele de fistül adı verilir. Bu fistüller iki bağırsak segmenti dışında, kron hastalığı lezyonunu taşıyan bağırsak segmentinin temas ettiği vücudumuzun herhangi bir başka bölümü arasında oluşabilir. Örnek olarak deri, idrar torbası ya da vajinayı verebiliriz. Fistüller çok fazla ağrıya sebep olmaları yanında ciddi enfeksiyonların ortaya çıkmasına da neden olabilirler. Bağırsak segmenti ile idrar torbası arasında oluşan bir fistül, normal olarak steril olan idrar torbasının bağırsak bakterileriyle doğrudan temas içine girmesine sebep olur. E, bu da tahmin edebileceğiniz gibi çok ciddi bir idrar yolu enfeksiyonunun gelişmesine neden olur. Bir kron hastasında eğer bir fistül bulunursa bu fistüllere genellikle cerrahi yollarla müdahale edilir. Ülseratif kolitte karşımıza çıkan ve ciddi olarak sınıflandırdığımız komplikasyonlardan biri de pseudopolip olarak bilinir. Pseudopolipin İngilizce okunuşu pseudopolip olup, Türkçe anlamı da yalancı poliptir. Zaman içinde daha da kötü bir hal alan inflamasyon, mukozal ya da submukozal tabakalar arasında dengesiz bir düzleşme ya da incelmeye sebep olur. Sonuç olarak da ortaya bu şekilde gösterebileceğimiz pseudopolipler çıkar. Bu poliplere polip denmesinin sebebi poliplerin kendiliğinden büyümemeleri ve bu uzantının etrafındaki dokunun incelmesi sonucu oluşmasıdır. Pseudopolipler yani yalancı polipler, ülseratif kolitin sembollerinden biridir diyebiliriz. Evet, özetlemek gerekirse inflamatuar bağırsak hastalıkları uygun olmayan inflamatuar cevap sonucu kronik bağırsak değişimlerinin gerçekleşmesi sonucu gelişen hastalıklardır. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit her ne kadar altta yatan mekanizmaları aynı olsa da lezyonların yerleri ve mikroskobik patolojileri konularında farklılıklar gösterir. Kron hastalığındaki lezyonlar ağızdan anüse kadar herhangi bir kısımda ortaya çıkarlar ve bu lezyonlar aralıklı oldukları için atlayan lezyonlar olarak da bahsedilir. Fakat ülseratif kolitte inflamasyon neredeyse her vakada rektumda başlar ve geriye doğru aralıksız olarak kalın bağırsağa doğru ilerler. Patolojilerindeki mikroskobik bulgularda Kron hastalığında bağırsak duvarının içine geçen ve transmural olarak adlandırılan bir inflamasyon ve kazeifikasyon göstermeyen granülomlar vardır. Ülseratif kolitte ise inflamasyon ilk iki katmanı etkiler ve mukozal ve submukozal olarak adlandırılır. Lezyonların ortaya çıktığı yer, hastalığın belirti ve bulgularla teşhisini şekillendirecek klinik seyri için çok önemlidir. Mikroskobik patoloji ise potansiyel komplikasyonlar ve hastalığın tedavisi konularında etkili olacaktır.